Tabii şimdi enflasyon yüksek çıktı. Bunun yanında doğalgaza, elektriğe zamlar yapıldı. Kaçınılmazdı. Artı akaryakıta her gün zam yapılıyor biliyorsunuz. Yani günün şartlarına göre, kurdaki artışa göre farklı farklı zamanlarda zam gelebiliyor. Böyle olunca da nakliye, üretim maliyetleri artmış oldu. Navlun giderleri yükselmiş oldu. Bunun sonucunda da üretilen mamullerin ya da üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşıncaya kadar ki safhasında farklı zamlar uygulanacaktır. Bunun sonucunda tabii bu zamlar hemen bugün veya yarınki gelecek olan zam değil. İleriki süreçte enflasyonda oluşacak yüksek enflasyon da bunun ileriki dönemlerde yeni zamların habercisi demektir. Bunun sonucunda da ne olacak? Kurdaki artışla birlikte diğer gelen zamlar enflasyonun hızlı çıkmasıyla ya yükselmesiyle birlikte daha değer kaybedecektir ve onun yerinde de imalatçılar kendilerini korumak için zam yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum.